İran'daki mezhep olayı hakkında bilginiz var mıdır? Ben İmam Rabbani Hazretlerinin Mektubat-ı Şerifindeki malumatı arz ediyorum. İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh, Ehl-i Beyt'in büyüklerinden belki en büyüklerinden bir zattır. İmam Cafer-i Sadık hiçbir zaman amel içtihadı yapmamıştır. Amelde içtihat etmemiştir. Yani amelde bugün İranlıların kitaplar meydana getirip abdest böyle alınır. İşte İmam Cafer Sadık böyle dedi, öbürünü böyle dedi. Hepsi yalan. Hepsi uydurma. İmam Cafer-i Sadık hiçbir zaman amelde içtihat yapmamıştır. Evvela bir kere Caferiye mezhebi diye bir mezhep yoktur. İmam Cafer Sadık böyle bir şey yapmamış çünkü. Bir. İkincisi, o Caferiye mezhebinin kıvamına baktığın zaman en ufak işlerinde bile ehli sünneti dışlamak gayesi görürsünüz. Açık. Ehli sünnete muhalefet görürsünüz yani orada. Hangi maddesine bakarsanız bak. Şimdi bu meclise münasip olmayan fıkhi kaideleri var onların. Katiyen bu mecliste söylenmesi mümkün olmayan müstekreh, müstehcen fıkhi kitaplara koydukları şeyler var onların. Ehl-i Sünnet'in yasak ettiği. Yani İran şu mezhep, bu mezhep, öbür mezhep alevere, dalevere Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ebu Bekir'e düşmanlık. Esas işin aslı bu. Hani bize diyorlar alevere, dalevere, Kürt Mehmet nöbete. Onu burada da alevere, dalevere ne demişlerse illa Hazreti Ömer Efendimiz'e ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a muhalefet ve küfretme çıkıyor. İşleri bu. Ayşe Sıddık anamıza. Tabi bunu yapan İslam dinine göre dinden çıkar. Bunlar hakkında nas var, bunlar hakkında icma ümmet vardır. Şeriatın dört rüknünden biri icma ümmettir. İcma ümmete muhalefet ediyorlar, küfrediyorlar, efendim hedmine, parçalanmasına çalışıyorlar. Dolayısıyla biz İran'ı İslam düşmanı biliyoruz. Açık. İran İslam düşmanıdır. İran 10 defa Avrupalı olur da bir defa Türkiye'li olmaz. 10 defa Avrupalı olur da bir defa Türkiye'li olmaz. 10 defa Rus olur da bir defa Türkiye'li olmaz. İran böyle bir devlettir. Kuruluşunun sebebi de 79'dan sonrakini söylüyorum. 79'dan sonra Hümeyni'yi oraya getirip koydular ki Türkiye'den yükselen ehli sünnetin sesini kessin ve önüne engel olsun. Sebebi budur. Amerika Fransa'dan uçağa bindirip Hümeyni'yi getirdi, İran'da devletin başına geçirdi. Halbuki ondan evvelki Şah İsmail bunlardan çok daha fazla Amerika'nın köpeğiydi. Bunlardan çok daha fazla Amerika'ya bağlıydı. Ama o ehli sünneti mezhep yönünden durduracak durumda olmadığı için Hümeyni'yi getirdiler, koydular ki ehli sünnetin yükselişini, Mehdiyet hareketini frenlesin, önlesin, önüne geçsin. Sebebi budur. Onun için İran'ı biz İslam noktasından tasfiye edilmesi lazım gelen bir devlet olarak görüyoruz.